Erdinç Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz sormalı. Teşekkürler, sağ olun, bizlerdeyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hemen röportajımızda böyle kısaca bir Erdinç Bey'i tanıyarak başlayalım. Sizleri tanıyabilir miyiz sektörle tanışmanız? Tabii, ismim Erdinç İnce. 40 seneden beri jelat sektöründeyim. Aynı zamanda firmamız da 40 senelik bir firmadır. Genelde sıcak baskı yapıyoruz. %85 ihracat yapıyoruz. Sistem nasıl işliyor peki? Merkeziniz neresi? Üretim kapasiteniz? Biraz bilgi alabilir miyiz tabii, sizlerden? Üretim kapasitemiz aylık 500 tona yakındır. Merkezimiz, imalatımız İstanbul'dadır. Karaköy'de merkez binamız vardır. Dediğim gibi bu sektörde inşallah çok çok iyi yerlere daha geleceğiz. Ki 40 sene bir kökümüz geçmiş. Çok burada. Ciddi bir geçmiş yani. Az değil bu 40 sene. Dile kolay. Kesinlikle. Bu istikrarın sırrı ne Erdinç Bey? Şimdi 40 sene ayakta kalabilmek, aynı istikrarı gösterebilmek. Siz kendiniz de çünkü bu sektörün içerisinde ciddi süredir. Bunu niye borçluyorsun? Aslında çok basit. Burada biraz Almanları taklit ediyoruz. Yaptığını yaz, yazdığını yap. Kesinlikle kurallar doğrultusunda imalat yapıyoruz. Hani puzzle'ın parçaları gibi aslında. Aynen. Yerli yerinde olması lazım. Bir de sevmek de lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de bir babadan geldiği için biz ikinci jenerasyonuz. İkinci kuşaksınız. Evet. Bayrağı inşallah daha ileri taşıyacağız. Aslında çekirdekten de yetişmiş kesinlikle. Oluyor. Yani ikinci kuşak dediğiniz zaman bu işe doğmuşsunuz aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Öyle söyleyebiliriz. Kesinlikle. Fuar nasıl geçiyor peki? Biraz fuar hakkında ben görüşlerinizi merak ediyorum. Fuarda aslında fuarın esprisi şudur. Görmek ve görülmektir. İlk günümüz iyi geçiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Yabancı katılımcılığı var mesela. Bence ülkemiz adına bu önemli. Ziyaretçi var yabancı olarak. Ziyaretçi düzeltiyorum. Evet, evet. O da bizi çok memnun ediyor. Sanıyorum Türkiye bundan sonra dünyada bu konuda söz sahibi olacaktır. Evet, fuarın sonrasındaki dönüşlerin özellikle ülkemiz adına da önemli olacağına inanıyoruz biz. Kesinlikle. Fuarda zaten bizi tanıyan müşteriler de geliyor, yeni müşteriler de geliyor. Muhakkak olumlu geçecektir. Fuarlar önemli bir merkez. Kesinlikle. Bu tartışılmaz aslında, bunu söyleyebilir. Kesinlikle. Ekibiniz peki, uzman bir kadro var. Biraz da bu kadrodan bahsetmenizi kesinlikle, rica edeceğim. Tabii burada diğer meslektaşları kötülemek istemiyorum ama tekstilci değiliz biz. Tabii. Kesinlikle bir background, know-how olması gerekiyor. Ciddi bir Ar-Ge araştırma kurumumuz var ve mühendisi kadromuz var. İnşallah dediğim gibi tekrar olacak ama bayrağı ileri taşıyacağız. Hedeflediği yerden firma. Şöyle bir geriye dönüp bakınca kesinlikle 40 sene geçmiş. Muhakkak hedeflediğim yerde olsam zaten kapatmam gerekiyor. Hedeflediğimizin çok büyük. Daha ulaşamadık. İnşallah olacak. Aslında hiç bitmeyecek. Kesinlikle. Bence yaşam böyle sürecek. 40 senedir bitiremediniz. Kesinlikle. Hani çünkü teknoloji de gelişiyor. Yani burada Ar-Ge'ler çok gelişiyor. Teknolojiyle beraber sizin de kendinizi yenilemeniz kesinlikle gerekiyor. Bu bir gerçek. Orada tamamen size katılım. Türkiye için bir katma değer olacaktır. Dediğim gibi biz ve torunlarımıza bu bayrağı ileri taşıyacaktır. İnşallah. Biz bir yolda başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Bu keyifli röportajı ben size son sözlerini bırakmak istiyorum. Buradan tüm Türkiye'ye bu işe yeni başlayacak genç